Özel Şendir. Türkiye'nin başına rum çorabı örüyorlar. Türk medyası için Kıbrıs demek reytingi olmayan, okuma oranı en düşük olan başlık demektir. Bu bakış açısının yıllar içerisinde yol açtığı ilgisizlik ve bilgisizlik nedeniyle Kıbrıs bugün Türkiye'nin başına geçirilmeye çalışılan bir çuval haline geldiğinde bir sürü soruna ve değerlendirme hatasına yol açıyor. Son bir haftadır Amerika'nın Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırdığını konuşuyoruz. O bilgi de yanlış aslında ama asıl önemli noktayı kaçırmamamız lazım. Amerika'da Trump'ın başkan olduğu dönemde başlayan Güney Kıbrıs'ın NATO üyesi yapma çabası Biden döneminde hızlanarak devam ediyor. Bu sene 5 Temmuz 5 Ağustos tarihlerinde Amerika özel kuvvetleri Rum Milli Muhafız Ordusuna askeri eğitim verdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Güney Kıbrıs'ın silah alacak parası olmadığını söyledi diye rahatlayanlar oldu. Oysa Amerika, Rusya-Ukrayna savaşını Güney Kıbrıs'ı da istediği gibi silahlandırmak için bir fırsata çevirmiş durumda. Rum yönetiminin elindeki eski Rus ve Fransız yapımı silahları alıp Ukrayna'ya yollayacak, kendi elindekileri de Rumlara verecek. İsrail'de demir kubbe satıyor diyenler çıkacaktır. Amerika demir kubbe sisteminin finansmanına katkı sağladığı için İsrail, Amerika'nın onayı olmadan bu sistemi ihraç edemiyor. Yani ortada yine bir Amerika tezgahı var. Rumlar son yıllarda silah sistemlerini güçlendirecek bir program uygulamaya başlamıştı. Peşinde oldukları silahlardan bir kısmı savunma silahlarıydı. Mesela Sırbistan'dan tanklara karşı şemsiye bombardıman sağlayacak sistemlerden alma anlaşması imzalamışlardı. Rumların savunma silahlarına harcamaları çok önemli değil ama asıl can sıkıcı olan saldırı silahlarına bütçe ayırmaları. Mesela 12 tane saldırı helikopteri almak için uğraşıyorlar bir süredir. Ellerinde bulunan 11 Mi-35P helikopteri Sırbistan'a satıp yerine modern saldırı helikopterleri alma arayışındalar. Kiminle mi anlaşmaya yaklaştılar? Elbette Apache saldırı helikopterlerini üreten Amerikalı Boeing ile. Soru şu, bu saldırı helikopterleri kime karşı alınıyor? 2012'de İsrail, Yunanistan ve Amerikan Nobel Dina tatbikatında Doğu Akdeniz'deki doğalgaz üretim kuyularına yapılacak bir denizaltı ve hava taarruzu senaryosuna karşı önlemleri uyguladılar. 2017'den beri Güney Kıbrıs'ta bu tatbikatların parçası oldu. 2020'de Amerika, Yunanistan ve Fransa, İskender tatbikatında Türkiye'nin aldığı Siros Adası'nın geri alma senaryosunu oynadılar. Hep enerji üzerinden senaryolar çizilir ya, Rumların Fransa'dan aldıkları füze sisteminin menzilinin, tüm ekonomik münhasır alan ilan ettiği yerleri kaplayacak menzilde olması da şaşırtıcı değil. Gelelim daha sıkıntılı alana. Türk askeri Kıbrıs'tan çekilsin diyen Rum yönetimi Fransa'ya Evangelos Florakis deniz üssünü verdi. Siklop S sayesinde Amerika'nın artık bir harekat merkezi var. Andreas Papandreou hava üssü Amerika, Fransız, Yunan hava kuvvetleri kullanımına açılmış durumda. Fransa ile 2020'de yürürlüğe giren savunma anlaşması ve Amerika ile 2021 başında imzalanan anlaşmalar Kıbrıs Cumhuriyetinin kurucu belgesi 1960 antlaşmalarına aykırı. Buradaki önemli nokta Kıbrıs Rum kesimi tüm dünyaya kendisini 1960'ta kurulan Cumhuriyetin devamı Kuzey Kıbrıs'ı da işgal altındaki toprakları olarak kabul ettirdi. Bu onların çok işine yarıyor ama. Aslında yaptıkları askeri anlaşmalar kurucu anlaşmaya aykırı. Hukuktan gittiğimiz zaman Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte üye olmadığı bir yere mesela Avrupa Birliği'ne üyeliği de kurucu antlaşmalara aykırı ama kime ne anlatacağız? İşin garip tarafı şu. Kurucu antlaşmayı bozan polis bürokrasi Bakanlar Kurulu gibi %70 Rum, %30 Türk dengesini değiştirmeye çalışan Rumlar 1962 ve 63'te Türkleri azınlık konumuna düşürecek iki anayasa değişikliği teklifinde bulundular. Türkiye veto etti. 1963 kanlı Noelinden sonra da yönetimden çekildi. Bu kurucu antlaşma ve anayasanın ilk derinme çabasıydı. 1974'te Makaryos'u deviren Nikos Samson'un amacı Enosis'ti. Bu da kurucu anlaşmaya aykırı bir durumdu. Türkiye garantör ülke sıfatıyla adaya İngilizlerle birlikte müdahale etmek istedi. Londra müdahaleden kaçınınca Ankara tek başına uluslararası antlaşmalardan doğan hakkını kullandı. Antlaşmalara uygun davranan tek taraf Türkiye ama Sonuca bakın. Bu arada İngiltere'de Rumlarla anlaşma yaparak yönetimindeki üslerin topraklarından bir kısmını Rumlara bıraktı. Bu da kurucu antlaşmalara aykırı bir durum aslında. Bugün Rumlar halen kurucu antlaşma yürürlükte gibi davranıyor. Hatta Türklere de gelin boykotu kaldırın diyor. Rum tarafının Türkçe haber vermesi, Euro kabul edilinceye kadar parasında Türkçe Kıbrıs lirası yazmasının falan temel sebebi bunlar. Rumların bu siyasi oyununu sadece Ankara değil, Barış Yanlısı Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Cumhurbaşkanı seçilen Mehmet Ali Talat'ta geri çevirmişti. Maalesef artık Talat'ta yok ve adadaki muhalif çizgi daha çok AB üyesi olmanın avantajları ve Euro üzerinden maaş alma kısmıyla ilgileniyor sorunun. Enerji pastasından Türkiye'yi mahrum bırakma operasyonunda bir sonraki adımın Rumların NATO üyeliğine vetomuzu kaldırmamız olacağı çok belli. Kötü olan vetomuz devam ederken Güney Kıbrıs'ın başımıza çuval geçirmek için bir üsler bölgesi haline gelmesi. Rusya KKTC'yi tanırsa ne olur? Rus oligarklar için Güney Kıbrıs bankaları yıllarca para yıkama merkezi olmuştu. Sonra Altın Pasaport uygulaması adı altında Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suçlulara bile vatandaşlık sattıkları ortaya çıkmıştı. Amerika Rumları yanına çekerek kara para aklama işine müdahale etti. Rus savaş gemilerine Rum limanlarından verilen yakıt, bakım hizmetini durdurdu. Ukrayna savaşının başlamasından sonra da Moskova-Güney Lefkoşa ilişkisi koptu. Çoğumuz fark etmedik ama Putin geçtiğimiz haftalarda Güney Kıbrıs'a Müslüman bir büyük elçi atadı. KKTC'nin kuruluş yıl dönümü olan 15 Kasım'da Rusya'dan Ercan'a ilk direkt uçak seferleri yapılacağı söyleniyor. Bunun ardından da KKTC'nin Rusya tarafından tanınabileceği senaryoları üzerinde duruluyor. Rusya bu adımları Türkiye haklı diye atıyorsa ne ala? Ama Rusya bu adımlara karşı siz de Ukrayna'dan ayrılan Lugansk ve Donetsk cumhuriyetlerini tanıyın derse ne olacak? Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarıyla Kıbrıs'a çıkmasıyla Lugansk ve Donetsk'in durumunun benzer tek bir yanı bile yok. Böyle bir durum Rumların Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle Türkiye'nin Kıbrıs'a asker çıkarması aynı şey yalanını daha inandırıcı hale getirir. 1959 Zürih, 1960 Londra antlaşmaları görmezden gelinse de Türkiye'nin haklılığının nişaneleridir. Özay Şendir, Milliyet Haşmet Babaoğlu, kuşatma sertleşiyor. Öylesi böylesi yok, lafları döndürüp durmanın da faydası yok. Amerika'nın bizimle ittifak ilişkisinin içini yıllar içinde adım adım boşalttığını biliyoruz. Artık yeni bir evredeyiz. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Kuzey Suriye, buralarda yaptıklarına şimdi Ermenistan'ı da eklemeyi planladığı açık. FETÖ konusunu, ambargoları, engellemeleri, gözdağlarını ve AB'deki Amerikancıları kılçıksız Türkiye düşmanları haline getirme çabasını da eklersek, şu an Amerika'nın bize yaptığı hem fiili hem de psikolojik harp nitelikli bir kuşatmadır. Washington Türkiye'yi yeni ötekisi yapmaya kararlıysa çok sert, çok ciddi bir kavşağa doğru yaklaştığımız açıktır. NATO üyeliğimiz anlamlıdır, iyi bir diplomatik maniveladır, güçler dengesi açısından faydalıdır. Bunların hepsi doğru. Ancak Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırılması kararı Nedir derseniz bu gözümüzün içine baka baka NATO üyeliğinin benim için çok da anlamı yok demektir. Yunanistan'a iki yıl içinde Amerikan silahları deposu haline getirmek sen NATO'yla oyalan ama benim başka hesaplarım var mesajıdır. Yanılıyor muyum? Umarım yanılıyorumdur. Ama bilmeliyiz ki NATO üyeliğimizin bize sağladığı avantajları vurgulayıp durmak Amerika'nın planlarını değiştirmiyor. Henüz Yunanistan dev bir Amerika üssü haline getirilmeden önceydi. 2017 yılında Kuşatmayı kırmak başlıklı yazımda belirtmiştim. Çeşitli darbe girişimleriyle içeriden yıkamadıkları Türkiye'yi en küçük bir detayı bile eksik etmeden dışarıdan kuşatmaya başladılar. Şüpheniz olmasın ki bütün bunlara içeriden kuşatmayı da eklemek için çalışıyorlar ve çalışacaklar kültürel ve siyasi gelişmelere çok dikkat etmek gerek. Sürekli milli kelimesini kullanmamız milli bilincin gelişmesine yetmiyor, yetmez. Muazzam bir rahatlıkla Rumlar öyle meze yapar ki Kıbrıs'ı veresin gelir diyeni el üstünde tutan geniş bir kesim olduğunu unutmamalı. Ve tabii bütün hayalleri Kaliforniya'da sörf yapmak üzerine kurulu özel okul çocukları yetiştirdiğimizi de hesaba katmalı. Haşmet Babaoğlu, Sabah.